Bir oyuncak bir çocuğun hayatını kurtarabilir mi? İstanbul Sultanbeyli'de yayaların arasına dalan sürücünün haberini dün ekranlarınıza taşımıştık. O korkunç kazaya ilişkin mucize niteliğinde bir detay ortaya çıktı. Küçük çocuğun hayatını anne bana bunu alır mısın dediği oyuncak kurtardı. İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan araç kaldırıma dalmış. İki kadın ve pusetteki bir çocuğu böyle altına almıştı. Getiriyor buraya getiriyor. Talihsiz kadın ve çocuğu bir anda yere savruldu. O saniyelerde diğer çocuğu da oyuncak bakıyordu. Görüntülerde bir tane mavili çocuk var. Kaldırımdaydı. Senin oyuncakların sayesinde belki de bugün hayatta. Çocuk bir tane oyuncak beğendi. Oyuncağı annesine gösterdi. Tam da o esnada kontrolden çıkan araç kaldırıma daldı. Çocuğun oyuncak ısrarı onu belki de ölümden kurtardı. O anda annesi cevap verirken tam araba geldi ve annesine çarptı. O korkunç kazadan saniyeler önce mavili bir tane çocuk buradaki oyuncakları görüyor. Şans eseri ve buraya geliyor bir oyuncak beğeniyor. Tam o esnada kaldırımda bulunan annesine bu oyuncağı beğendiğini söylüyor. Neyse ki bu kaldırımda kalıyor, aşağıya inmiyor. İşte tam o anda feci kaza meydana geliyor. O çocuğun hayatını belki de İşte bu oyuncak kurtarıyor. Oyuncak satıcısı o anların en canlı tanığı, mucize kurtuluşun detaylarını Şov Haber'e anlattı. Annesine kaldırımın üzerindeyken soruyor bu oyuncağı alabilir miyim diye. O şekilde belki de bir faciadan kurtuluyor çocuk. Aynen, evet öyle, canı kurtulmuş oluyor. O çocuk oyuncak tutkusu sayesinde bugün hayatta, sadece yaşadığı şokun izlerini taşıyor. İddiaya göre Sultanbeyli Fatih Bulvarı'ndaki dün yaşanan o feci kaza bu noktada yaşanan ilk kaza değil. Esnafa göre nedeni işte bu tünelin altından çıkan sürücüler oldukça süratli geliyorlar ve trafikte sıkışıklık yaşadıklarında sağ kırıp işte bu bariyerlerle karşılaşıyorlar. Tabi buradan da açtıklarında aracın hakimiyetini sağlayamayıp bir anda kaldırıma savruluyorlar. İşte yöndeki arabaya vurmamak için ya sağa kırıyor ya sola. Çok uzaklı çıkıyorlar tünelden. Her zaman oluyor abi. 42 yaşındaki Nebahat Gün aracın altında kalan ve yaralılardan durumu en ağır olanıydı. Hayati tehlikeyi atlattı ama yaralanan bacağını kaybedip kaybetmeyeceği hala netleşmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Bir sıkıntısı doktorların anlatmasına göre yok. Damarlarda sıkıntı var dediler. Şu an stabil bir şekilde bekliyoruz.